çok güzel manzara ya, valla. Tam ayak koşu için uygun bir hava. Tavanını da çekiyorum. Tavanda da şey var. Gökyüzünü gören bir havalandırma bölümü var. Aşağı yukarı her bir pisti tamamladığımızda ne kadar benzin yakıyor? Nerede benzin göstergesi bunun? Dizel değil mi? Aynen hocam. Benzin göstergesi var ama ne kadar yaktığını bilemiyorsun. Saatlik. Yani fabrikanın verdiği bir şey var. Veri var. Litre var. Hemen hemen tahmini ona tutuyor. Kaç litre alıyor bu benzin? 110 litre alıyor. E bu aşağıya inmediğine göre buraya siz getirip yüklüyorsunuz herhalde mazotu. Aynen, buradan biz. Bidonlarla. Yok, takviyesi yapıyoruz. Bidonlarla değil mi? Tabii. Yani tanker getirmeniz falan çok problem, daha baş olduğu için. Biz 110 litre de kolay gelmez yani. Arkada mükemmel bir manzara var. Evet, bıraktığımız iz muhteşem hakikaten ya. Burada kaldırmak zorundayız değil mi? Aynen. Kaldırmazsak ne oluyor? Kaldırmazsa sporcu dönüş yapamaz. Fırlar gider. Çıkartamaz. Karşı uçar. Kendini sakatlar. Keskin dönüş olduğu için aynen, burayı şey yapıyoruz. Burada ayağıyla kendisi şey yapacak. Yön verecek. Dönüşümüz bitti. Tekrardan başlatıyoruz. Başlatıyoruz. Tekrar indi. Zorlanmıyor maşallah. Çok güçlü makine olduğu için pek zorlanmıyor. Peki bunu... Parkurumu da az yanmış. Devamlı ezdiğim için tabanı tamamen oturmuş. Peki böyle bir sezon sonunda veya başında daha kar az iken bir sınırı var mı? 10 santim yağınca kullanılır, 20 santim de kullanılır. Daha az olursa kendine zarar verir. Hani karın kalınlığının bunun kullanımıyla bir şey var mı? Tabii tabii. Şimdi 1 metre karı 20 santim indiriyor. En azından bir 50 santim kar yağması. En az 50 santim olması lazım. Oraya çıkması gerekiyor. Değil mi? Ezecek çünkü. Aynen. Şimdi arkada freze var, merdane var. Yani toprağına temas ettiği zaman parçalanır. Aynen, parçalanır. Makineye zarar verir. Maşallah çok iyi bakıyorsunuz ya. Vallahi bravo. Hiç öyle iki gün hiç durumu. Ayak koştum, can da var. Olmadan. Pistler olmuyor, yarışlar olmuyor. Okul da bununla aynı yaşta mı? 2013'te mi aldın? Aynen. Açıldı okulda. Aynen. 2013'te geldim. Makine sıfırım ya. Aynı anda parmak izi bile yok Mehmet Bey. Sen vallahi evinde böyleyse tertemiz bakıyorsun her şeye. Şurada garip bir kol var. Şu nedir? Yukarıda bir projektör var. Bu şekilde açık ne? Gece. Ha ışık. Ya, işığı aynen, istediğin gibi elinle yönlendirebiliyorsun. Harika. İşte en sevdiğim yokuş. Gece ezdiğimiz pistleri. Işıklar olması gerekiyor. Ben bu pistleri hep böyle ışıklı hayal ettim. Geceliğin de yapmayı hayal ettim. Şurada düşünsenize böyle aydınlatmalar olsa LED'li. Aynen. Burası var ya, burası işte bambaşka bir yer. Avrupa'da gece antrenmanı için ışıklandırma yapılmış bir site. Değil mi? Yani burada olursa gece gündüz devamlı antrenman. Hayır, ben şunu da düşünüyorum. Diyelim ki okula da bunun bir şeysi olsa, devlet müsaade etse, sen burada geceliği misafir ağlayıp onlardan pist parası alsan, örneğin elektrik adı altında, bunun benzini de çıkar, İHŞ'si de çıkar öğrencilerin. Yani keşke... Hocam o şeylere gerek kalmıyor zaten, devletimiz üstü. Bakıyor, gereken yardım imkanları sağlıyor zaten. Bizim burada biraz çoğu... Hiçbir sıkıntı yok diyorsun. Yani hiç sıkıntı yok. Maşallah. Yani bugün çok güzel bir gün. Çok güzel. Şu garip izler de ne ya? Tane tane nasıl bunlar oluşmuş? Çok ilginç. Yabani hayvanla geldi.